Bir dost şehirdir Tatvan. Tatvan herkesin şehridir. Medeniyet demek Tatvan demektir. Tatvan her şeyimizdir. İnsan sahip olduğu her şeyi şehrine borçludur. Tatvan bir medeniyet şehridir dedik. Bir dost şehirdir. Herkesin şehridir. Tabii biz bunları söylerken, yani durup dururken ortaya bir iddia atıyor değiliz. Bunun bir temeli var. Geçmişinden bugüne gelen bir geleneğinden sonra böyle bir kanaate varabiliyoruz. Yani Tatvan'ın bir dost şehir olduğu ya da herkesin yaşayabildiği bir şehir olduğu gerçeği geçmişteki birikimiyle ilgili bir şeydir. Çünkü Tatvan'da bir medeniyet birikimi var. Yani mesela Urartu öncesi dönemde de burada bir medeniyet var. Ama işte bilime olan saygımızdan dolayı Urartu öncesi döneme dair çok iddialı şeyler söyleyemeyiz. Çünkü elimizde buna dair güçlü veriler bulunmuyor. Ama Urartu ve sonrası dönem çok iyi bilinen dönemlerdir. Burada çok sayıda görkemli medeniyet gelmiş. Bir birikim buraya bırakmış. İşte Urartu sonrası dönemde Medler, Persler, bir dönem Makedonyalılar, Romalılar, İslam medeniyeti dönemi var burada. Yine o dönemde İslam medeniyeti sonrası dönemde Mervaniler var, Dilmaçoğulları Beyliği var, kısa bir dönem Akkoyunlu, Karakoyunlu var, Selçuklu var. Şerefanlar dönemi var, Osmanlı dönemi var. Yani özellikle Şerefanlar dönemi ve Osmanlı dönemi bizim açımızdan, Tatvan açısından çok önemlidir. Yani burada bir birlikte yaşama kültürünün en zirvede olduğu bir dönemden söz ediyoruz. Yani düşünün, yaklaşık 450 sene boyunca Kürt mirleri, Şerefanlar bu bölgede hakimiyet sürmüşlerdir. Osmanlı bu bölgeye geldiğinde Osmanlı ile yine birlikte bu bölgeyi yönetme iradesini ortaya koymuşlardır. Dönem dönem İran'a bir meyil söz konusu olmakla birlikte, özellikle 16. yüzyılın başlarından itibaren yüzyıllar boyu bu şekilde bir yönetim geleneği sürmüş burada. Geçmişte bu şehirde, Tatvan'da, Bitlis'te, bu yörede insanlar birbirleriyle barış içerisinde, huzur içerisinde yaşama geleneği oluşturmuşlar. Yani bugünkü yapı o günden gelen bir yapıdır. O günün birikiminden elde edilen bir yapıdır. Nedir o? O gün nasıl bir birliktelik, nasıl bir sosyolojik yapı söz konusuydu? Kürtler, Türkler, Ermeniler, Çerkezler, diğerleri, bütün unsurlar birbirini kabul ederek, bir arada yaşayarak, huzur içerisinde, mutluluk içerisinde bir süreç yaşayarak gelmişlerdir. Şimdi geçmişte nasıl böyleyse, geçmişte nasıl bütün renkler, bütün ırklar, diller, dinler bir arada barış içerisinde yaşamışsa, günümüz Tatvan'ı da böyledir. Osmanlı döneminde Tatvan çok önemliydi dedik ama, bir liman şehri olarak büyük önem arz ediyordu ama, günümüzde de yine bu özellik devam ediyor. Yani günümüzde yine Tatvan, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle
birbirini benimseyerek, birbirini asla itmeden bir arada yaşayabileceğini ispat eden bir durum ortaya koyuyor. İşte o yüzden Tatvan herkesin şehridir. O yüzden Tatvan bir medeniyet şehridir. Bir kere Tatvan, Bitlis'in birikimini yaşatan, temsil eden bir şehirdir. Kadim şehir Bitlis'in birikimi Tatvan'da benzer bir biçimde yaşıyor, devam ediyor. Geçmişte de vardı, bugün de var. Şimdi böyle bir şehirde yaşıyoruz. Binlerce yıllık medeniyet birikimi olan bir şehirde yaşıyoruz. İşte bu şehre karşı görevlerimiz var. Biz bu şehri bugün olduğu şekliyle bırakamayız. Sorumluluklarımızı yerine getirerek onu daha iyi bir hale getirmek zorundayız. Onu daha yaşanabilir, daha güzel bir şehir haline getirebiliriz. Bunun için görevlerimiz var. Nedir o görevlerimiz? Evvela birbirimize saygımızda asla kusur etmeyeceğiz. Birbirimize olan saygımızı muhafaza edeceğiz. Zaten böyle bir saygı iklimi var. Bunu sürdürmemiz lazım. Birbirimizin haklarını karşılıklı korumak gibi bir mecburiyetimiz var. Evet, sorumluluklarımız var ama kişi sorumluluğunu bildiği oranda hakkını da bilecek, hakkını bildiği oranda sorumluluğunu da bilecek. En büyük sorumluluk yaşadığımız şehre karşı olan sorumluluğumuzdur. Biz bu şehri daha iyi, yaşanabilir bir şehir haline getirebiliriz. Ne yapabiliriz? Şehrimizi koruyabiliriz, korumalıyız. Doğayı korumak zorundayız, çevremizi korumak zorundayız. Tatvan böyle daha iyi bir seviyeye gelebilir. Daha yaşanabilir bir şehir haline ancak bu şekilde gelebilir. Ve bir arada yaşama irademizi ebediyen sürdürmeliyiz. Sürdürmek zorundayız. Ben buna yürekten inanıyorum. Çünkü Tatvan böyle güzeldir. Şu anda Tatvan'ın ilk 1936 sonrası dönemde ilk yerleşikleri arasında Karadenizler yer alıyor. Ve ilk belediye başkanı daha önceki beyanatlarımızda da söyledik. Karadenizlidir. Ama burada Karadenizlilik bir problem değil, Kürtlük bir problem değil, Lazlık bir problem değil, Türklük bir problem değil. Hiçbir şekilde değil. Neden? Çünkü binlerce yıllık medeniyet birikiminin getirdiği bir sonuçtur. Birçok yerde böyle bir şey göremezsiniz. Bağnazlıklar vardır. İnsanlar yaşadığı şehirde huzur bulamıyorlar. Tedirgin oluyorlar. Oysa Tatvan böyle bir şehir değil. Tatvan hiç kimsenin tedirgin olmadığı, kendini güvende hissettiği bir şehirdir. Böyle olduğu için böylesi bir şehre karşı sorumluluklarımızı asla aksatmadan harfiyen yerine getirmek zorundayız. Şimdi bakın mesela çok önemli bir nokta da şudur. Özellikle yaz aylarında bölgenin her tarafından, Türkiye'nin her tarafından, özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin bütün şehirlerinden yüzlerce, binlerce insan Tatvan'a adeta akın ediyor. Ve gece yarılarına kadar, bu şu an yaşadığımız süreç buna engel olsa da, gece yarılarına kadar şehrin sokaklarında, sahillerinde, parklarında güven içerisinde yaşayabileceğinin, çok güzel bir biçimde yaşayabileceğinin örneklerini gördük. Biz yıllar yılı bunu gördük ve Tatvan her zaman çok güvenli bir şehir oldu. Hiçbir zaman Tatvan şehrinde güvenlik zafiyeti oluşmadı. İnsanlar kendilerinden emin bir biçimde yaşamaya devam ettiler. Böyle bir şehirde yaşıyoruz. O yüzden en başta söylediğimizi bir kez daha tekrar ederek noktalayalım. Evet, Tatvan herkesin şehridir. Çünkü bir dost şehirdir Tatvan.